Japonya'da 2010 yılından bu yana ilk kez 3 mahkum asılarak idam edildi. 3 farklı hapishanede idam edilen mahkumlardan biri 1999 yılında aracıyla girdiği bir tren istasyonunda 5 kişiyi bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulunmuştu. Diğer mahkumun 2001 yılında 2 kişiyi öldürmekten idama mahkum edildiği, 3. mahkumunsa 2002 yılında 3 kişiyi öldürdüğü belirtildi. Adalet Bakanı Toshio Ogawa düzenlediği basın toplantısında 3 mahkumun idam edildiğini doğruladı ve halkın ölüm cezasına destek verdiğini söyledi. İdam cezaları halk tarafından da destekleniyor. Aynı zamanda jüri yargılamalarına katılan kişilerden de destek geliyor. Ben de Adalet Bakanı olarak bu yasal görevimi devam ettireceğim. Amerika'nın ardından gelişmiş ülkeler arasında hala idam cezasının geçerli olduğu ikinci ülke olan Japonya'da ölüm cezası asılma yoluyla infaz ediliyor. Mahkumlar son ana kadar ne zaman idam edileceklerini bilmiyor, mahkumların ailelerine ve avukatlarına ise infazdan sonra bilgi veriliyor.